Bornoz da gördüm ya evinde, odasında. Nasıl bornoz yani? Ne, bornoz derken? Tuğçe Hanım, şimdi siz bornozun şekline, modeline mi takıldınız? Bu mudur konu yani? Bornoz diyorum, bornoz. Hani böyle duştan sonra giyilen, suyu emen, çeken, içinde bir şey olmayan. Ay, hani sen, ne diyorsun? Sen çok terlemişmiş de, bir duş alayım demiş de, ne varmış bundaymış da. Hat size bak sen. Sen daha yeni geldin, dün biri bugün iki, ne demek duş almak? Tuğçe Hanım, bu kadın başka. Bu fena. Yani öyle Fulya gibi değil. Fulya'nın derdi belliydi. Onu böyle kolay paket ettik, yolladık. Ama bu aynı zamanda ajan. Adı ajan majan değil, sen de abartma. Görürsünüz siz. Siz görürsünüz, ajan bu. Ajan, şuraya yazdım, ajan bu kız. Tabii bu tam donanımlı, bu tam nitelikli bir düşman. Evet. O yüzden bu biraz zor olacak. Yorulacağız ama vazgeçmek yok. Pes etmek asla. Sonu ne olursa olsun mu? Olsun. 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 Olsun, yes be. Yes. Tamam, hadi gidelim. Tuğçe Hanım. Ha? Tuğçe Hanım ya. Ne? Bunlar acaba şey yapmış mıdır? Ne? Ney? Şey. Yani Bora'yla Meltem... Aa! Olsun. Yapmayın öyle, elinizi kolunuzu ileri geri. Yapmayın, yapmayın öyle Tuğçe Hanım. Ay, kötüyü çağırmayın. Çağırmayın kötüyü. Öğrenmemiz lazım, öğrenmemiz lazım. Nasıl öğreneceğiz? Anlarız şimdi. Hadi anlayalım. İyi hadi, hadi. Hadi girelim, hadi. Meltem, canım sen gel istersen böyle otur. Hadi kalk. Neden? Klima var arkamda, tam arkanda. Duş aldın ya sen. Hani daha yeni ıslak saçların malum. Çarpmasın. Yani çok teşekkür ederim canım, ben böyle iyiyim. Boracığım. Bora Bey. Bey, biz çocukluk arkadaşıyız. Senin için sakıncası var mı Bora? Dil alışkanlığı olmuş da kusura bakma. Yok yok, ne sakıncası olacak? Bora diye bilirsin. Kopsun, dilin kopsun senin. Hı? Bora Bey, ama siz iş kuralları gereği yani dikkat ediyorsunuz ya böyle şeylere. Bey demek lazım, bey desin. Sen benim işime karışma hadi. Benim işime karışma hadi. Afiyet olsun. Arkadaşlar, size bir şey itiraf edeceğim. Söylüyorum ama bozulmaca yok. Hadi Allah aşkına söyle artık, hadi. Hadi söyle. Bora çocukken bana aşıktı. Nereden çıktı şimdi bu Meltemciğim? Ya ne olacak ki, ikimiz de çocuktuk sonuçta. Hiç unutmuyorum, bir gün plajdayız. İkimiz böyle kumdan kaleler falan yapıyoruz. Bir tane daha çocuk vardı ama adını hatırlayamadım şu anda. O da bana aşıktı. Herkes de sana aşık galiba o bölgedeki. Başka kız yoktu herhalde. Yokluktan ne yapsın erkekler? Erkekler böyle işte. Nefes alsın yeter. Hepsi böyle işte. Neyse, bu çocuk uzaktan bakıyor. Biz böyle Bora'yla kakara kikiri. Sonra çocuk geldi yanımıza. Bir tane tekme attı kumdan kaleye. Sonra ben çok sinirlendim. Çocuğun peşinden gittim. Çocuk da benden 2 yaş falan büyük. Yani çocuk beni bir itti. O üstüne düştüm. Diyor ya kenarı. Ya ama Bora'yı görmeliydiniz. Çocuğun üstüne bir uçtu. Hala gözümün önünde. Gözün çıksın senin. İnşallah gözün çıksın. Ya gerçekten Bora'nın dediği kadar varsın. Mır mır ne diyorsun? Atlar Bora Bey. Üstüne sever. Ne? Çocuğun üstüne atlamışsınız ya. Evet. Evet, afiyet olsun. Meltem Hanım, Amerika'da ne kadar kaldım demiştiniz? Çok uzun yıllar, çok çok. Ne kadar uzun yıllar, çok çok? Git gel yaptım tabii ama 6-7 yıl olmuştur. Ya genelde New York'taydım. Yani New York'taki gün batımı bir başkadır, böyle çıldırtıcı. Vallahi Allah'ın güneşi, aynı güneşi burada da batıyor. Biz çıldırmıyoruz. Siz çıldırıyor musunuz? Ben hiç çıldırmıyorum. Ben çok sakin karşılıyorum mesela. Yani abartıyorsunuz yani, saçmalık. Bunlar hep yabancılara özenmek. Özentisiniz siz. Özenti. Bu kadının her dediği bana batıyor. Sana mı bana mı? Sana mı bana mı? Bora, sen de New York'ta okumuştun değil mi? Hı hı. Hı hı. Evet. New York'u bilmem Meltem Hanım ama yani Provence da gerçekten inanılmaz bir yerdir. Yani muhteşem bir gün batımı vardır orada. Fransız Rivierası'nı da tek geçerim gerçekten. Çok kıymetli yerler, inanılmaz yerlerdir. Rüzgar Bey. Efendim? Riviera bu bizim zeytinyağı Riviera mı? Ben onu biliyorum sadece, siz
Rivera ne ya? Gittiniz mi oraya? Ne zaman gittiniz siz oraya? Ben 2 sene önce gittim. Evet. 2 sene önce? 2 sene önce gittim ben. Ne güzel. Kıza hava atacağım diye sallıyor. Sen nereden biliyorsun salladığını? Ya bu... Bunda Rivera tipi yok. Tabii. Bu sızma, süzme, o tiplerden bu. Biz bir lavaboya mı gitsek? Evet, gidelim. Müsaadenizle. Tabii, tabii. Müsaade etsin. Gidin bir hava alın, gelin. Meltem, hadi. Meltem sen gelir misin? Gelmezse sen ye, daha ye. Hadi gidin siz. Gidin bir rahatlayın, bir nefes alın. Tuvalet şurada, şuraya doğru gidelim. Şuradan şöyle, şöyle gittik biz. Ya size bir şey söyleyeceğim. Buyurun lütfen, lütfen buyurun. Ya tabii kadınca bir his ama... ...arkadaşlar benden çok hoşlanmadı galiba. Ha, yok yok olur mu öyle şey canım? Yok öyle bir şey, merak etme. Ya özellikle Ada. Önceden senin asistanınmış. Asistanımdı önceden. Şimdi ne oldu da Tuğçe'nin asistanı? Biz bir kahve mi söylesek? Olur patron. Yemekler de bitmek üzere, ondan sonra hemen kahve içeriz, rahatlarız ha. Hadi bir garsona seslen sana zahmet, 5 tane. Affedersiniz, bakar mısınız lütfen? Ya ye sen de, ye bitir. Yemeğini bitir. Tabii hep böyle olur zaten. Hep böyle olur. Ne olur? Yazlıkta tanışırsın, güzel güzel vakit geçirirsin. Kumsalda gitar çalarsın. Kesin Bora Bey çalmıştı. Kesin çalmıştı. Kesin çaldı. Sonra bu ya yazlığı satmışlardır, ya Amerika'ya, Kuba'ya gidersin. Sonra birden bir ayrılık olur. Yıllar sonra karşılaşırsın. Sonra? Bakışırsın, gülüşürsün, elleşirsin, finger dance'in derken sonra? Sonra? Sonrası? Bırak beni lan! Öğrenmeliyiz Tuğçe Hanım. Fan fini fini fan. Oldu mu, olmadı mı öğrenmeliyiz. Öğreneceğiz. İyi de nasıl öğreneceğiz? Benim aklımda var bir şey. Ay asıl ben şeyi anlatmadım, çok komik. Bora hatırlıyor musun karate maceramızı? Sen deyince aklıma geldi bak şimdi. Ne karatesi? Ya küçük bir spor salonu vardı, karate kursu. Bora da öyle şeylere çok meraklıydı. İşte oraya gitmeye başladı falan. Orada öğrendiği şeyleri benim üzerimde deniyordu. Kum torbası gibi olmuştum yani. Bak, 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 hareketlere bak, bak. Gereksiz gülüşler. Arkadaşlar, siz nereye kayboldunuz? Neredeydiniz acaba? Ay nerede kaldım? Ha şey, Bora beni bir fırlattı. Diyorum yapma Bora, canım yanıyor. Yok dinlemiyor, pozisyonlar üstümde deniyor. İlla yapacak. Ama sen de bayağı istekliydin, kabul et. Yani çok hırpaladım, eyvallah ama sen de istekliydin, kabul et. Aa tabii, istemem yan cebime koy. Aa, ben neler tutuyorum şu an? Vallahi müthiştim Bora gerçekten. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Tabii, yaşayamazsın zaten. Yaşayamazsın Meltemciğim, yaşayamazsın. Ya bu nasıl bir edepsizliktir ya? Ne anlatıyorsun sen? Bora Bey, maşallah size gülerek eşlik ediyorsunuz. Bu nedir yani burada? Hanım, Meltem Hanım. Sizin meslekte ne gelişmiş ya, içinde at koştur. Ada? Ne anladın sen? Yani sen bizim konuştuğumuzdan ne anladın? Ben anlatayım sana bak ne olduğunu. Anlatma! Ben küçükken karate kursuna gidiyordum. Sonra da Meltem'de öğrendiğim pozisyonları deniyordumu anlatıyor Meltem. Küçüklük. Küçüklük. Karate mi? Evet, karate. Siz dövüyordunuz yani. Oh, elinize sağlık. Ha, dövüyor muydum bilemeyeceğim artık. Erkek çocuklara hoşlandı, kızların saçını çekiyor falan. Yani onun gibi bir şey. Tabii, onun gibi bir şey. Onun gibi. Ben saçını başını bir olacağım. Az kaldı, az kaldı. Patron, patron biz bir dejavu mu yaşıyoruz? Bu iş böyle fulya olayına dönmez değil mi? Aman Allah korusun, rüzgar ağzını hayır aç. Allah korusun, Allah korusun. Ama kadın kadını kurdu. Ne?
Efendim? Ne dedin sen? Bir şey demedim ben ya. Bir şey dediniz Rüzgar Bey. Kadın kadını kurdudur dediniz. Yok canım. Yok, o lafın doğrusu şu. Kadın kadının yurdudur. Sen anlamazsın Rüzgar Beyciğim. Meltem. Ne oldu, iyi misin sen? Sen üşüdün sanki. Aa, tabii ıslak saçlarla dışarı çıktın, üşüdün. Dedim ben sana, evde dedim, burada dedim, hep dedim. Duş almak zorundaydım canım. Duş almak lazım zaten. Tabii şey, havalar çok sıcak ya. Duş almak lazım. Neden zorundaydın? Ne oldu, çok mu merak ettin? Aşırı terledim, oldu mu? Bora Bey, siz? Ne ben adam? Siz de terlediniz mi? Sıcaklar etkiledi mi sizi de? Ne demeye çalışıyorsun? Anlamadım. Yine erkeğin soruya soruyla cevap verdiği anlardan bir tanesindeyiz. Patron, ne oluyor? Yanılasam hiçbir fikrim yok Rüzgar. Hiçbir fikrim yok. Yavaş yavaş kalksak mı artık? Kahvelerimiz de bittiğine göre. Olur. Hadi bakalım. Ah, boynum. Ne oldu Meltem? Ay, kas katı kesildi. Hava kasmaktan kas katı kesildi. Tabii. Klimadan oldu galiba ya. Galiba. Klima, ya bak klima arkamdan sana bir çarptı şimdi, doğru. E dedim gel buraya otur dedim sana. Dinlemedin ki, dinlemedi, hiç laf dinlemiyor. Hiç Tuğçe Hanımcığım, hiç laf dinlemiyor ya. Küçük çocuk gibi, ay. Şimdi hiçbir şey olmaz. Sen şimdi eve gidersin, sıcak bir duş alırsın. Bir ağrı kesici, bir kas gevşetici derken zımba gibi olursun. Hadi kalk evine git, kalk. Yok, yok, yok. Meltem sen bizimle geleceksin. Bizime derken? Bize, bizim eve. Bizim eve. Çok pardon, hesabı alabilir miyiz? Meltemciğim, canım sen iyi misin? Ay çok kötü, çok çok. Aman. İyi, iyi, iyi. Maşallah, yok yok bir şey olmaz. İki vur bakayım şeyini. Yok herhalde. Sen iyi misin? Kim nerede? Alman tenisçi 30-15 öne geçiyor. Özür dilerim Bora Bey. Ben size düştüm. Ha? Sizin odanıza düştüm. Odanıza düştüm sizin. Kapıyı. Allah. Adı? İyi misin sen? İyiyim, siz nasılsınız? İyi. İyi. Ne işin var senin odamda? Odanızda değilim ben. Buradan böyle geçiyordum. Ha, geçiyordun. İyi o zaman. Ada. İyi geceler Bora Bey. İyi uykular. Üstünüzü örtün. Açıkta kalmasın. Hoşçakalın. Canım. Ne oldu? Odanın yolunu mu şaşırdın sen? Gel ben seni götüreyim. Yok. Bora'ya bir iyi geceler diyeyim dedim. Ha, öyle diyecektin ama Bora Bey uyudu. Üstünü örttüm az önce. Sen Bora'nın üstünü mü örttün? Ben Bora'nın üstünü örttüm, evet. Ben onun asistanıydım. Onun rahatlığı için her şey yaparım yani. Artık değilsin ama. Şimdilik. Vay! Birileri asistanlığı kaptırdığına üzülmüş. Kızgınlığının nedeni anlaşıldı şimdi. Geçmiş olsun canım sana. Asıl sana geçmiş olsun. Senin odan şu taraftaydı değil mi? Hadi sen oraya doğru yola. Hadi. Sağ ol tatlım.
Tatlım. Sensin tatlım. Kıza bak ya. Resmen bu arabaya göz koydu. Gözü çıkasıca. Ay şimdi bu gece karate maneti ayağına gelmesin. Gardını al kızım. Koru kaleyi. Sen gündüz ışın görüyorsun orada. Görüyorum. Allah Allah. Görmüyor muyum şu an? Görüyor musun şu an? Şu an ben gerçekten burada mı kalktım? Kapının üzerinde mi? Aa! Hadi kalk bakalım. Gel. Burak Bey. Hadi hadi. Geldim. Adda. Yani sen benim kaşıma kafa atmayı nasıl becerdin? Ha? Ay şey, açılmasın şimdi kaşınız. Yok yok, açılmaz. Sen iyi misin? Kafana bir şey oldu mu? Acıdı mı kafan? Ben iyiyim, ben iyiyim. Bana bir şey olmaz. Marazlı olan sizsiniz. Ben buz getireyim. Hayır, hayır. Gerek yok. Gerek yok. Sen gerçekten burada mı uyudun? Sen neden burada uyudun? Yok, ben burada uyumadım ki. Nerede uyudun? Şimdi şöyle, Burak Bey. Ben uyur gezerim. Tabii daha önce bahçede uyandım. Banyoda uyandım. Geçen de Berma Hanım'ların kapısının önünde uyandım. Allah Allah. Neler yerinde uyanıyorsun sen? Evet, böyle oluyor bazen. İşte yani düş görürüm. Gündüz düşü, uyur gezerlik. Öyle. Gündüz düşü görüyorsun. Uyur gezerlik var. Allah Allah. Yani sende anormal olmayan bir taraf var mı, merak ediyorum hadi. Ben çok normalim. Yani Bora Bey, dışarıya çıksanız, 10 kişiye sorsanız 9'u böyle. 10'uncu da benimdir zaten. Bir kişi kalan bir kişi. Neyse, iş beklemez, ben gideyim. Sen hiç sıradan değilsin hadi. Hem de hiç. O zaman günaydın tekrardan sana. Ben bir lavaboya gireyim. Ay benim canım masam, canım masam benim, canım, canımın bir parçası. Geç kavuştuk, erken ayrıldık canım masam ama merak etme, kavuştuk işte, buradayım ben. Ada ne yapıyorsun, masayı mı yapıyorsun sen? Bora Bey, temizlik yapıyordum, masamı pisliklerinden arındırıyordum ben. Masayı öperek mi temizliyorsun? Yok, yakından baktım. Kontrol ettim. Çiziği, çarığı var mı? Değerli masa bu Bora Bey. Pirinç bu, pirinç. Tamam, sormadım varsay, tamam mı? Hadi sen Tuğçe'nin yanına git. Patronunu yalnız bırakma. Bak ben bugün kendi başımın çaresine bakarım. Hadi. Gidemem. Ne demek gidemem? Gidemem Bora Bey, gidemem. Konuşmamız lazım. Ne konuşacağız? Bak masayı nasıl temizledin hakkındaysa konuşmak istemiyorum. Farkındaysan işim gücüm var. Çalışmam lazım. Çalışmaya çalışıyorum, izin verirsen. Yok. Daha çok yıkanan bornozlar hakkında. İçine içine konuşma. Bin defa mı söyleyeceğim sana? İçine içine konuşmayacaksın. Açık açık konuş. Bora Bey, Meltem. Ne Meltem? Meltem, Meltem diye tutturdun kaç gündür. Ne Meltem adı? 2 ay önce Amerika'dan döndüğünü söylemişti ya. Hı. Hayır, 6 ay önce dönmüş. Bana ne? Ayrıca sana ne adı? Sana ne? Bora Bey, Meltem herkes yalan söyledi.
Yani kafası karışmıştır, dili suçmuştur, olamaz mı? Kapat konuyu, uzatma hadi. Yani ne olduğunu bilmiyorum ama kesin bir planı var. Neden bana inanmıyorsunuz? Neden? Neden sana inanmıyorum? Gerçekten çok güzel bir soru ama cevabı çok belli. Acaba neden sana inanmıyorum Ada? Bir düşün bakalım, bulacak mısın? Hadi bakalım. Meltem'de bir gariplik var. Var. Var, Meltem'de bir garip. Ben de fark ettim, var. Evet. Yer altından notlar gibi mekanlara gidiyor gizli gizli. Oralardan kek börek falan alıyor. Var, bir gariplik var bence de. Yani tamam, onda birazcık hata payım olmuş olabilir ama ben... Sen Meltem'i kıskanıyorsun Ada. Olan bu. Ben. Sen. Meltem'i kıskanıyorum. Evet. Aa, üstüme iyilik sağlık. Niye kıskan ki bu ya? Çünkü o çok sevdiğim ve sarılmalara doyamadığım masana artık Meltem oturuyor. Çünkü artık ben sana güvenmiyorum. Ve bu seni delirtiyor. Çünkü bu senin suçun. Çünkü sen bana yalan söyledin Ada. Bora Bey. Bora Bey, Bora Bey yok. İşim gücüm var. Bora Bey, Bora Bey yani. Bora Bey, ben sizi düşünüyorum. Ben şirketinizi düşünüyorum. Gitti. Gitti. İki ay önce Amerika'dan döndüğümü söylemişti ya. Hı. Hayır, 6 ay önce dönmüş. Gel Ada. Bora Bey. Hı. Benim halletmem gereken bir işim var da... ...Pırıl benim yerime baksa, ben halledip gelsem olur mu? Halletmen gereken bir işim var demek. Hı hı. Neymiş o iş? Çok merak ettim. Özel. Ha, özel demek. Özel. Nereden çıktı bu özel iş peki? Bora Bey, ben size bu kadar detay verirsem... Bu iş özel olmaktan çıkmaz mı? Tabii çıkar. Ama sabah çok meraklıydın Meltem'in yerine geçmeye, çok hevesliydin. Ne oldu? Ne değişti? Ajandanızı kontrol ettim. Çok yoğun değil. Çıkabilir miyim şimdi? Tabii, çıkabilirsin. Teşekkürler. Bora Bey. Meltem'le konuşup odanızdan bir dosya almasını istemiş olma ihtimaliniz var mı? Yok. Yok. Ben de öyle tahmin etmiştim. Niye? Neden sordun? Ada. Sana soruyorum. Ne oldu? Niye sordun? Aa, yok, yok. Bora Bey. Sıkıntı yok. Ada, bana cevap. Bende o iş. Bana cevap. Şimdi benim kaynanam bir yılan. Bir yılan, aman 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 yılanı görün benim kaynanamı görmeyin. Ya tutturdu. Tutturdu beni korkuluk bakacağım diye. Ya diyorum, kadın dedim. Sen zaten korkuluk olmuşsun. De, ne gerek var bakacağım korkuluğa dedim. Ama bunları içimden dedim tabii. İçimden yüzüne karşı böyle patır patır söyledim. Ya şimdi gelir en ucuzunu seçer bu ya. Bunlar cimri. Bağlar, bahçeler var ama açlar. Açlar dedim anacığım. Anacığım dedim, kulağı da duymuyor. Anacığım dedim. Ana değil de işte. Ana da değil de anacığım dedim. Sen otur dedim, sen keyfine bak, yorumla. Ben bir koşup bakıp geleyim dedim. Tamam dedi. Kızım dedi ama kızından değil işte. İşte yalan kaynana işte. Tamam kızım dedi, sen git dedi ama dedi, deftere yazdır. Allah Allah, defter mi kaldı ya bu devirde? Yok, hanım anne haksız değil. Veresiye defteri değil ama kayıtlar için ben de defterden şaşmam. Hem elektrik israfı da yok. Ya doğru. İşte ben sinirle söyledim. Ya eski toprak. Ne varsa eski toprak da var. Doğru, iyi yaptınız. O zaman bakalım mı modellere ne var ne yok? Tabii. Hadi. Ben hemen kataloğu getireyim. Olur, harika. Sen görürsün sahte mumya. Ben senin planını ortaya çıkarayım da sen gör. Buyurun. Bak oğlum, ne var ne yok. Yok olmaz. Bu hiç olmaz. Bu ne böyle? Bu ne çok kaba. Kafam kadar ya. Böyle ferforca mı olur? Yok. Yok, sevmedim. Bizde model çok. Hemen diğerini getireyim. Hadi. Vallahi bütün kataloglar geldi. Bu
Şimdi dedim bir şans vereyim buna. Bakayım bunda ne var ne yok. Yok ya, bu ne? Bu hiç güvenilir değil. Çoluk çocuk düşer bunun arasından. Hiç estetik değil. Hiç estetik değil, hiç hoş değil. Biz çok estetiğe çok önem veririm ben. Bunu sevmedim ben. Bu yok, bunda olmadı. Var mı başka? Bir katalog daha vardı. Yalnız biraz zaman alabilir, onu bir bakacağım, arayacağım. Güzel güzel arayın o zaman. Son şeyim o valla. Son çare o artık. Pakize Hanım, ne yapıyorsunuz? Sürpriz, 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 sürpriz. Nişanlışkom. Nişanlışkom. Aşkitom, aşkitom koşun yerine. Aşkitom. Aşkitom, ya sen benden habersiz Ferburcacı'ya mı geldin? Ha, geldim. Ya bana sürpriz olsun da yapıyorum, biliyor musun? Ya seni var ya. Yiyeceğim seni. Nişanlışkom, ben sen yorulma istedim. Ne oluyorsun? Ben geleyim dedim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, eyvallah. Eyvallah. İyi ki geldiniz. Hanımefendi bir türlü karar veremedi çünkü. Hey vallahi veremedim. Ya onun aklı başka yerde çünkü. Onun aklı başka yerde ya. Ben de bak şimdi. Aklı bende bak. Aklın nerede bir tane? Sileme. Bana bak. Yok Sileme. Ya yabancı değil sen. Ya söyle bir kere söyle. Sen de. Ya seni arıyor. Bir ısıracağım ha. Isıracağım seni ha. Beni. Sen yiyeceksin. Ben iyi. Sen bu Ferforceciye. Sen buraya. Bizim bahçemiz için mi geldin? Yok yok, bahçe değil. Ha. Bahçe dedim, balkon. Balkona yaptıralım dedim. Bahçe çok masraf oldu. Anam ben kızar. Anam kızıyor sonra. Ya benim anam melek gibi bir kadın, yanlış anlamayın. Benim anam herkes çok yanlış anlıyor. Benim anamı herkes yanlış anlıyor. Ya benim anam melek gibi. Şeytan da bir. Sakın sakın şeytanı meytana karıştırma. Sen onu duydun. Ya. Sen onu duydun. Ya devir masraf devri değil mi? Sakin ol. Kuracılar, ödemeler, faturalar hepsi arttı. Hep sustu gitti. Benim babam bize bakıyor. Bir dakika. Benim babam bize bakıyor. Onları şey, insanlar içine karıştırma. Bu cimri, bu cimri, bu cimri. Kim? Bir dakika bırak cimriyi mimriyi. Annem dışarısa parçalar seni yırtar ha. Anam beni sever. Sakın. Anam beni. Şimdi abicim bak, biz şöyle yapalım. Ne? Biz şimdi gidelim, bir anama bir danışalım, bir soralım değil mi? Ben kararımı vermişim. Aşkım duymazsın. Ben kararımı vermişim. Seni var ya, yarım kafa canını yarım. Bak şimdi şöyle yapalım, biz gidelim anama bir danışalım, bu bir. İkincisi ölçülerimizi neyin beyine alalım. Bak hele bak. Ya unuttum. Ben ölçeceğim. Aklı başka yerde olunca böyle oluyor. Ya böyle bu oluyor. Ya. Siz bilirsiniz, ben her zaman buradayım. Tabii. Tamam. Hadi bir tane. Ölçeceğim ya, ölçü almadan gelin. Ya senin aklın nerede? Gel bak, gel bak. Çantana, al çantanı. Çantamı alayım. Al çantanı da. Müstakbel işim. Tüh. Toparlarsınız. Ya sen benim anama sormadan, anam seni parçalamazsın şimdi ara gidince. Ya seni iki dakika boş bırakmaya gelmiyor mu? Ha? Sen ortalığı karıştırmadan duramıyor musun? Siz niye geldiniz ki Bora Bey? Benim özel bir işim olamaz mı? Allah'ım özel hayatta saygı kalmamış dostlar. Bağırma adam duyacak. Ne özel hayatı? Sen yine hangi lüzumsuz işin peşindesin acaba? Sorabilir miyim? Ferforce bakmaya geldim. Bir modeller. Yaptıracağım onlardan. Çok güzellerdi. Ferforce bakmaya geldin ha? Ferforce bakmaya geldin. Sen Ferforce'yi, Ferforce'cinin çekmecesinden mi bakıyordun ona? Bana bak, ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ha? Adamın çekmecesini niye karıştırıyorsun ona da? Cevap ver bana. Ne bu? Buraya gideceğim. O ismi lazım değil, neler karıştırıyor, neler saklıyor öğreneceğim. Hayır gitmiyorsun. Gidiyorum. O da gitmiyorsun dedim. Gidiyorum. Hayır dedim. Evet dedim. Bak. Aa. Hadi.
Bora Bey. Hayır diyorsam hayır. Evet. Hadi her şeyi anlıyorum yani anlamadım da anladım varsayıyorum. Zaten seni anlamak mümkün değil. Bu ekmekler ne ya da? Şimdi anlarsınız. Neyi anlarım? Kapıyı tanımadığımız insanlara seni niye basıyorsun orada? Kapıyı açsınlar diye. Allah Allah, Allah Allah. Kimsiniz? Ne diyeceksin şimdi? Ne diyeceksin? Siparişleriniz geldi. Bana bak bana. Var ya Pinokyo var ya Pinokyo. Senin önüne diz çöker tövbe eder be. Bana niye uzatıyorsun ekmekleri? Maalesef ben de tüm meslek gruplarında cinsiyet ayrımı olmasın isterdim. Ama öyle bir şey yok. Maalesef ayrımcılık var. Kuryeler erkek. Buyurun. Yani sen takım elbiseli kurye gördün mü hayatında? Ben görmedim. Bu arada kadın kuryelerimiz de var. Evet Eda Hanım, bizzat ben siparişlerinizi teslim ettim. Şimdi ne yapacaksınız? Bir fikriniz var mı acaba? Cansu'nun yuvasına gireceğiz. Ay! Ne oluyor, dayı mısın? Ayağım boşluğa basar gibi oldu da biraz. Anladım, anladım. Bak sırf başına bir şey gelmesin diye seni karakollardan toplamayayım diye geldim yanındayım şu anda ama düştüğüm hale bak. Şimdi ne yapacaksın peki? Ha? Bir fikrin var mı? Of ya, işte benim ilkokuldan beri problemim bu. Giriş gelişme iyi ama sonuç, sonuca varamıyorum. Varmam lazım benim artık sonuçlara. İşte şimdi oldu. Ne oldu? Bu oldu. Oo, Bora Bey, Bora Bey, fenasınız. Siz bu mahallede mi oturuyorsunuz? Daha önce görmemiştim sizi. Yabani kadın, yabani kadın. Ya, ya konu komşuya selam sabah vermezsen, eve takılıp kalırsan, gün yüzü görmezsen böyle olur. Böyle evin beynin de başı öne eğilir ya. Ya, ya tüh be, tüh. Abi o anlamda demedim de. Dur abi, dur. Dur, ortalık karışık zaten. Onu mu savunuyorsun sen? Kimi savunuyorsun, onu mu? Yok, ben... Bırak abicim seni beni bırak ya. Bak görüyor musun bu böyle. Bu hep böyle. Bu zeytinyağı gibi üste çıkar. Bu ya bu evin hep hatalısı benim biliyor musun? Hep bütün hataları ben yapıyorum bu ya. Bu senin pis kokulu çoraplarını, donlarını yıkıyorum adamın ben. Adamın karşısında dediğine bak. Benle kafam mı kaldı anahtar olacak ha? Unuttum. Al dede kendini uşak tut. Bana uşak mışak diyemezsin. Dedim. Bana uşak mışak diyemezsin sen bana. Uşak dedim. Bak tokayım. Yenge. Günde kaç kişi anahtarını kaybediyor ya? İnsanlık hali. Abicim bununki insanlık halini geçti. Bununki insanlık hali ya. Ben haftada üç defa balkondan çıkıyorum. Üçüncü kat burası be. Üçüncü kat en insaf be ya. Ya ben bunun anahtarı unuttuğu zamanları seni arasaydım. Sen şu an kendine ev almıştın kendine. Ev almıştın ev ev. Tüh be. Bir dakika. Hadi verdik bakalım bir dakika. Hadi ver bana bir dakika. Hadi bir dakika ver. Aldım ben bir dakika. Al bakalım artık. Aldım. İnsanlıktan çıkmak ne demek? İnsanlıktan çıktın demek. İnsanlık halinden çıkmak ne demek? Hala anlamıyor. İnsanlıktan başka bir şeye dönüştün demek. Ne ben, demek? Ben hayvan mıyım? Ben öyle bir şey demedim. Ben bitki miyim? Ben öyle bir şey mi dedim? Ben eşya mıyım ben? Bilmem. Bilmem. Ben ne? Anam! Yabani kadın ne yapıyorsun? Bana insan demedin. Tamam. Hanım. Ne oldu? Oo. Ne oldu canım mı yandı? Yok. Bir şey olmaz. Sen bir duş alırsın, duşa girer, çıkarsın. Föl makinesiyle saçını kurutursan da iyi. Ne diyorsun hanım? Abla sakin ol. Karışma abi. Bir dakika. Bu kapı bir açılmasın. Bak ben seni nasıl... Sen inşallah bu kapıyı açamazsın da ben de bu kadını boşarım. Bana sebep ol. Çocuğuma bana bakar. Sen şöyle alayım. Ben hemen anahtarı çıkarıyorum size. Bükülüm için boşanılmaz ki abi. Aslında haklısın abicim biliyor musun? Doğru biz niye boşanıyoruz ki? Yani... Doğru. Çocuğumuzu şimdi yalnız mı bırakalım? Ne yapacak çocuğumuzu böyle bir başına mı aşkım? Aa, koca. Bir tanem. Koyu. Tanem omuzum acıdı. Omuzum bana da. Duşa giderseniz geçer. Sokacağım ben seni soğuk duşlara. Bir tanem hanımım. Hanımım. Ada hiçbir şey yok Ada. Kendi gözlerine görüp ikna oldun mu artık? İyi bakın. Bora Bey iyi bakın. Hala bakıyor ya. Allah'ım yarabbim. Ben bitti demeden bitmez.
Yatak odasına iyi bakamadım. Gidip bir daha bakacağım. Bak da bir bak. Bak. Bak bakalım. Bora Bey, Bora Bey koşun. Ne oldu Ada, Bora Bey, Bora Bey? Ajan mı buldun orada, ne yaptın ha? Ya bir oksijenle solunum yapan bir insan bunu niye buraya koyar ki? Ada, ben sana bu soruyu sormaktan bıktım usandım ama sen ne yapıyorsun orada? Bora Bey! Ada, ne yapıyorsun? Aa, çıkamıyorum. Bora Bey, beni çeker misiniz? Ben biraz sıkıştım da. Nasıl girdin sen oraya, çık? Hadi beni çekin! Bora Bey, rica ederim. Bekle, ayaklarından çekeceğim. Sıkıştın mı sen oraya? Evet. Dikkat et kafana. Tamam, tamam. Tamam. Ona tereyağında kıl gibi çıktım ha. Aferin sana, aferin. Gel, bırak şunu. Bora Bey, şu. Gel. Ay, ay, ay. Bunun burada ne işi var? Bu niye masada değil de yatağın altında? Hemen bakalım. Allah Allah. Hemen bakalım. Allah Allah da. Yani Meltem'in kendi bilgisayarının, şahsi bilgisayarının kendi evinden çıkması kadar doğal bir şey göremiyorum ben aslında burada. Yatağın altında, masada değil. Neyse. Aa! Şifre koymuş. Kahretsin. Aa! Bu? Bora Bey, bu sizin o isminiz değil mi? Hayır. Benim ismim değil bu. Nasıl sizin değil? Tıklanma analizlerinin olduğu USB bu. Kırmızı çizgiler var yanında, ben biliyorum bunu. Ada, sen benim kendi şahsi USB'mi benden daha iyi mi tanıyacaksın? Ayrıca şu anda yaptığın plan tutmadı diye bu kadar delirtmen hiç hoş değil. Hadi yakalanmadan çıkalım şuradan, hadi. Ben eminim Bora Bey, o USB sizin. Ada, hadi diyorum. Ben yerine koyacağım, hadi. Hadi, hadi hallediyorum ben buraya, çık. Çıkar mısın? Alsak ne olacaktı ki onu? Ada, uzatma. Alsak ne olurdu? Sizin o. Of, of. Gel bakalım, gel. Bora Bey, bu Burcu Can'dan değil mi? Kim o? Oyuncu. Oyuncu mu Bora Bey? Bu ünlü, bu ünlü. Ay ama televizyon gerçekten 5-6 kilo koyuyormuş. Harbiden bu ne bu? Bir deri bir kemik bu kız ya. Yazık ya. Yazık valla. Yırtık pırtık bir tişört bir pantolon giydirsen dilendirirsin. Ada. Açtır diye eline tavuk döner ayran verirsin. Ada. Hadi. Hadi Ada. Hadi işimiz gücümüz var hadi. İstersen de git fotoğraf çekil. Bora Bey, biz niye geldik buraya? Buraya niye geldik? Ben Meltem'e doğum günü hediyesi olarak bir kıyafet almak istiyorum. O kıyafeti de senin üstünde denemek istiyorum. Ya bir sakıncası mı var senin için? Yok, yok Bora Bey'in ne sakıncası olacak? Ben de öyle düşünmüştüm. Hoş geldiniz. Merhaba, Bora hoş Bey. Bulduk. Uzun zamandır görmüyorduk sizi. Malum işler güçler. Bana çok çarpıcı bir kıyafet lazım. Hanımefendi için mi? Ha, yok, yok. Hanımefendi bir dön bakayım etrafında. Dön, dön, dön. Hanımefendi manken. Kendisi manken. Ha, ben manken. Evet. Beni vitrine koyun. Canlı mıyım, cansız mıyım diğerlerinden ayırt edemezsiniz. Ben, ha. Ada yapma. Ada burada yapma bari. Rezil etme beni, yapma. Yapma. Neyse, neyse biz işimize bakalım. Buyurun. Tamam, isterseniz böyle buyurun. Tabii ki. Bu arada ne ikram edeyim size? Ben bir kahve alırım. Tamamdır. Ada. Hadi diyorum, hadi. Güzel. Güzel seçim. Siyah güzel. Bravo. Nasıl? Olmuş mu? Bence oldu, bence oldu. İlk seferde doğru tercihi yaptık. Siz kırmızı da seversiniz zaten. Hadi bunu alalım, hadi. Hı-hı. Olmadı. Bir dön bakayım. Bir dön, dön. Dön, 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 dön. Bir dur. Şimdi saat yönünün tersine dön. Karar veremiyorum. Olmuyor. Bir dön, bir dön. Bir dön, karar veremiyorum ya. Evet, evet. Yok. Yok, yok. Bu olmaz. Bu olmaz. Bu biraz potlaşmış. Bu olmaz. Gözüme böyle olmadı. Gelmedi. Hoşuma gitmedi. Diğerini deneyelim. Diğerini deneyelim. Deneyelim tabii. Tabii. Niye denemeyelim ki? Hadi. İşim ne benim? Tabii. Buyur. O zaman hanımefendi giyinirken ben birkaç tane farklı model getirdim. Aa, tabii. Tabii memnuniyet duyarım. Çok hoşuma gider. Teşekkürler. Sağ olun.
Bora Bey. Efendim adı? Bora Bey şey... Hı, ne? Benim fermuarım sıkıştı da biraz. Dejavu. Ben bunu daha önce yaşadım. Şey, birazdan biri gelir yardımcı olur sana, tamam mı? Sabret. Kim? Görevli işte. Kim olacak? Ne yapacak ki o? Sen fermuarım sıkıştı demedin mi adı? Evet. O zaman tamam işte, gelir biri yardımcı olur sana. Ben elin adamıyla aynı kabinde olmaz öyle şey. Ne yapacağız peki? Yani elbiseyi yırtarak çıkarım daha iyi. De. Ben istemiyorum. Ne yaptın adı? Yırttın mı? Yok, yırtamadım. Ya, neden? Beni yırtarsan ben senin sülaleni yırtarım der gibi bakıyor bana. Sıfırı o kadar çok bol bulmuşlar ki yani koydukça koymuşlar, koydukça koymuşlar. Ne yapacağız peki? Acaba Bora Bey, Bora Bey, siz gözünüzü kapatarak şey mi yapsanız? Yine mi? Yine mi gözümü kapatacağım? Tamam, tamam. O zaman gözünüzü kapatın. Kapattım ben gözümü. Kapalı değil mi? Kapalı, ben açıyorum hazırsa. Tamam. Vallahi kapattım. Oh be, kapandı. Elim acıdı biraz ama hallettim, kapattım. Oh. İyi, iyi, güzel yapmışsın, bravo. Oh, gerek kalmadı. Açıyorum. İyi, aç. Oh. Yoruldum. Vallahi çok zorlandım. Elim acıdı ya şeyinden. Çok iyi. Çok. Olmuş değil mi? Hadi çok alalım. İyi olmamış. Çok iyi olmamış bu. Sen bunu değiştir. Sen bunu değiştir, bu olmamış bu. Olmamış. Nasıl olmamış ya? Olmamış dediysem, olmamış. Bunu değiştir, bu olmaz. Bakar mısınız? Bize bir daha renkli bir şeyler ayarlar mısınız rica etsem? Hemen getiriyorum Bora Bey. Bak o olur, o olur, onu getir. Ha, o getir. Bakayım. Bir bakayım, bakayım. Bu tenine de uygun bu senin. Biz bu olsun. Bunun kumaşı da güzel. Bunu çıkart. Bu olmamış. Bu parlak parlak hiç hoşuma gitmedi. Sen bunu ver. Ver, ver. Ver onu giysin. Giyeyim tabii. Benim işim bu. Ben manken. Mankensin. Sen hadi gir içeri. Giy onu hadi. Hadi kapat perdeyi. Hadi. Elbise. Muhteşem elbise. Muhteşem dizayn edilmiş. Çok güzel dikilmiş. Ben bayıldım. Çok çok güzel olmuş elbise. Bence de güzel. Evet evet, çok güzel. Bunu aldık bunu. Tamam aldık. Al bunu, koy James Bond'un yanına, sırıtmaz. Ne? Saçmaladım ben öyle işte, konuşuyorum. Peki, kararımızı verdik mi Bora Bey? Tabii. Tabii. Bu çok güzel elbise, çok güzel olmuş. Biz bunu alalım. Ama yalnız bunu benim evime gönderin. Meltem Hanım'a teslim edilecek. Tabii efendim. Teşekkürler, sağ olun. Ben çıkarayım, ajan giysin. Ne? Ben çıkarayım, Meltem giysin. Meltemcim giysin, canım Meltem giysin. Evet. Hadi çıkar sen. Umarım bende durduğu gibi durur. Sen dikkat et, elbiseye bir zarar gelmesin. Yırtılsın inşallah. Küçük. Tuğçe Hanım, Meltem'e bir elbise gelecek birazdan eve. Lavanta tozunda bulayın onu. Yoğurun hatta lavantaların içinde. İyice böyle karıştırın. Hediye mi alayım da? Allah. Hadi hediye bende. Unuttuğumuz başka bir şey yok değil mi? Benim için önemli konu biliyorsun. Yok yok, unutur muyuz hiç? Aman ha, aman, her şey eksiksiz olsun. Doğum günü malum. Doğum günü. Happy birthday. Yoğurt mu sürsek acaba ha? Enişte, İskender mi bu? Ne alaka? Yanağı iyi gelir. Ay yanık değil bu aslanım. Görmüyor musun, besbelli alerji. Ay maazallah, öldürüverir bir anda.
Zafer, biz bu çocuğu doktora falan mı götürsek acaba? Olabilir, götürebiliriz tabii ki. Yok yok, hiç gerek yok. Doktorluk bir durum değil zaten. Doktorluk değil de imamlık bir durum gibi bu. Tövbe de. Tövbe. Herkese merhabalar. Merhaba oğlum, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Meltem. Canım, ne oldu sana? Bu ne haldir böyle? Meltem. Meltem, ne oldu? İyi misin? Ya sanki her yerim lavanta kokuyor gibi. Ya. Bir ter kokusuyla karışık lavanta alıyorum. Evet, evet. Ne oldu? Alerji mi oldun sen? Vallahi ben de anlamadım. Nereden bulaştıysa? Allah Allah. Nereden bulaştı acaba Tuğçe? Vah vah vah. Güzelim kız, kırmızı kaleme dönmüş ya. Bunlar hep nazardan. Bunlar hep nazardan. Gerçekten seni bir okuyup üfleyeceğim ben. Tabii. Seni okuyup üfleyeceğim. Sözüm olsun. Bana hatırlat bir ara, tamam mı? Ne olacak şimdi? Allah, gitti güzelin doğum günü yemeği ya. Tüh bak. Doğru. Bu halde hiçbir yere gidemeyiz. Size katılıyorum Bora Bey. Bu halde sokağa mı çıkılır? Rezillik, tipe bak. Partiyi burada yapıyoruz. Nasıl yani? Öyle yani. Bu akşam bu parti yapılacak. Bora Bey. Bora Bey, konuşmamız lazım. Bora Bey, Meltem kötü niyetli biri. Beni dikkate almak zorundasınız. Beni dinlemeniz lazım. Yeter ama gerçekten. Bora Bey. Bora Bey. Bora Bey, bir şey söylemeyecek misiniz? O kız melek yüzlü şeytan diyorum. Ajan o kız, ajan. Biliyorum. Biliyor musunuz? Nasıl ya? Neden olmadığını söylediniz o zaman? Yok çocukluk arkadaşım, yok yazlık aşkım. O çok dürüst, o yapmaz, o güvenilir. Onlar neydi? Sus Ada. Yerlere göklere sığdıramadınız Meltem'i. Masayı odaya taşımalar, her fikrine bayılmalar, onaylamalar. Elin ajanını tepemize çıkarttınız be. Susacak mısın? Susmayacağım Bora Bey. Ben şimdiye kadar çok sustum. Siz o ajan yüzünden bana söylemediğinizi bırakmadınız. Şimdi konuşma sırası bende. Ben konuşacağım. Beni susturamazsınız. Sustururum. Susturamazsınız Bora Bey. Sustururum. Susturamazsınız. Ada. Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Daldın gittin. Meltem diyordun. Melek yüzü şeytan diyordun. Ne oldu? Niye sustun? Daha orada mıyız biz ya? Evet, biz hala oradayız. Biz Meltem konusundan bir türlü kurtulamadık ki. Kurtulamadık. Kurtulamadık. Evet, çünkü siz bana inanmıyorsunuz Bora Bey. İnanmıyorsunuz siz bana ya. O kız tehlikeli. O kız size zarar verecek. Ada. Ben kendimi ve şirketimi kurtarabilecek akıl ve mantığa sahibim, merak etme. Ayrıca sen benim bazı şeyleri görmediğimi zannediyorsun ya. Ben her şeyi görüyorum. Rahat ol. Ayrıca ben sana niye inanayım ki? Ha? Ben sana niye inanacakmışım? Yine aynı yere nasıl geldik Bora Bey? Biz hiç buradan ayrılmadık ki Ada. Biz hep aynı yerdeydik. Ne yazık ki. Doğru. Doğru, evet. Çünkü ben sizin gözünüzde bir yalancının tekiyim, doğru. Bana inanmıyorsunuz ve inanmadığınız için çok pişman olacaksınız Bora Bey. Göreceksiniz siz. Ne oluyor? Bir şey yok. Ne oluyor? Bir şey yok. Ada. Garip. Merak etmeyeceğim. Zaten hep böyle. Neler olacak? Ya işte güzel bir parti bekliyorum ben. Ne işiniz var sizin burada? Bora çağırdı. Meltem'in doğum günüymüş. Nerede o? Bora nerede? Bilmiyorum, yukarıdadır. Yukarıda. İyi, ben o zaman bu indiğim merdiveni tekrar çıkayım şimdi. Hadi bakalım. Kankaların gülüyor. Ne yapıyorsun?
Kızım görüyor musun? Adam baya baya şirketine sızan ajana doğum günü partisi yapıyor. Beni dinlemedi bile. İnandıramadım ajan olduğuna. Ah ah. Bir de gidip mankenlik yaptım onun için. Kanka bir dur bakalım. Belki aklında başka bir şey vardır onun. Ne gibi bir şey? Ne bileyim. Belki başka bir şey düşünüyordur. Ha? Evet evet. Ne düşündüğü belli. Ajan seviyor adam. Ay, saçmalama. Fantezi kız. Baya fantezi. Hediye aldı ona. Kesin mücevher at. Ada, bir gelsene sen benimle. Yok Tuğçe Hanım, yok. Bir yere gelmem ben. Koy verin gitsin artık, bitti. Nereye koy vereyim gitsin ya? Meltem'in kazanmasına izin mi vereceğiz? Tuğçe Hanım, zaten kaybettik. Görmüyor musunuz? Parti var şu an. Birazdan parti başlıyor. Gideyim de hazırlanayım. Kaybetmiş olabiliriz. Ama onurumuzla kaybedelim. Aşk kendi seçer.